Merhaba. Umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü mikrofonum bozuldu. O yüzden böyle bunu ağzımda tutacağım yani. Bir yandan ürün açıp nasıl bunu yapacağım bilmiyorum ama mümkün mertebe yakınımda bir yere koyarak sesimi almasını sağlayacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse, bayağıdır bu kanalda bir kargo açılışı, bir kutu açılışı yapmıyorduk. O yüzden hazır böyle yaklaşık neredeyse 200 euroluk falan bir eve stoklama alışverişi yaptığım için hem biraz buradaki stok kültüründen konuşalım hem de birazcık neler almışım eve onlara bakalım. Alışveriş alışkanlıklarım Eurozone'a geçtikten sonra nasıl değişti hep birlikte görelim istiyorum. Ürünlerin hiçbirinin yani hiçbir ilgi çekiciliği yok. Hepsi tamamen evin içinde kullanılabilecek olan temizlik malzemeleri. Sütten falan oluşuyor, çok alakasız. Ama burada bir şeyleri doğru yerden almanın çok önemli olduğunu fark ettim. O yüzden de birazcık bunun üzerine konuşmak istiyorum ve buradaki gerçek stokçuluk ve gerçek indirimcilikten de biraz konuşmak istiyorum. Çünkü buraya taşındıktan sonra bana çok garip gelen şeylerden bir tanesi bu oldu. Burada böyle deterjandır, işte yumuşatıcıdır, bu tarz temizlik ürünleri, evde sıklıkla kullandığınız, düzenli olarak kullandığınız ve kullanmak zorunda olduğunuz şeyleri indirimsiz almak çok büyük bir saçmalık. Çünkü genellikle birçok sitede ya da birçok mağazada işte bir alana bir bedava, iki alana bir bedava, iki alana üç bedava falan bazen böyle uçuyor. Burada işte 1+1'ler, 2+1'ler çok fazla var. Bu tarz şeyler oluyor, bu tarz promosyonlar oluyor diyeyim. Biz ilk geldiğimizde 3 tane şey almıştık, diş macunu almıştık Sensodyne. İşte 3 tanesi 10 euroydu falan. Aa çok iyi indirime girmiş alalım dedik. Sonra burada Action diye bir yer var. Yani Action'ı nasıl anlatabilirim size bilmiyorum ama böyle sanki AliExpress'in evle alakalı tüm ürünlerinin bir mağazada toplanmış ve BİM'e benzeyen bir hali gibi bir mağaza var. Harika bir yer bu arada. Her şey gerçekten inanılmaz ucuz. Ama bir o kadar da kalitesiz şeyler de var. Ama böyle FP ürünler bulmak da mümkün. Neyse Action'a gittik ertesi gün. Hanesi 2 euroydu ve indirimsizdi mesela diş macunlarının. Hadi bakalım deyip böyle bir markete gidip diş macunu almak falan burada çok saçma. O yüzden genellikle böyle sitelerde ve mağazalardaki indirimleri kovalayıp insanlar stok yapıyor. Bunu çok fazla evde de gördüm burada. Dedim ki stok varsa biz de varız yani. Neden yapmayalım? Burası totalde 180 euro gibi bir şey tuttu. Şimdi bakalım 180 euroluk ne almışım. Çünkü çok da hatırlamıyorum ne aldığımı. Bayağı bir şey sepete ekledim. Göreceğiz bakalım. Bu Oatly'nin altılı yulaf süt seti. Çok fazla tüketiyorum. Yani her gün kahvemi yulaf sütüyle içiyorum. O yüzden bunu çok fazla tüketiyorum gerçekten. Yulaf sütüyle alakalı birçok tartışma var, farkındayım, görüyorum ama ne yapabilirim? Yani inek sütünden daha kötü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Şekeri biraz fazla hızlı yükselttiğini de biliyorum ama vazgeçemiyorum. Hele ki buraya taşındıktan sonra Oatly burada varken hani benim kahveyi düz içmem birazcık zor. Sadece spora gitmeden önce düz içiyorum. Böyle bir altılı barista edition bu arada Oatly. Tüketecekseniz Barista Edition'ı çok tavsiye ederim. Aynı zamanda brandingini çok sevdiğim bir marka. Sunumun üzerinde yazanlar, sosyal medya yönetimi olsun. Gerçekten hani love markın diyebileceğim bir marka, çok seviyorum Oatly'yi. Onun böyle bir altılı sütünü aldım. Marluş dışarı mı çıkmak istiyorsun? Dur. Sıvı deterjan. Biz burada pod deterjan kullanmaya başladık. Göstereceğim şimdi, böyle küçük podlar oluyor ya. Çünkü bu plastik çöpleriyle daha az uğraşalım, daha az plastik çöpümüz olsun gibi bir yerden podlara geçtik ve çok da pratik aslında. Kaç kapak koyacağım, yok işte şu kadar mı dökeceğim derdi yok. O yüzden de hoşumuza gidiyor bizim açıkçası. Bu da böyle işte nevresimdir, havludur, ıvır zıvırdır, onlar için pod harcamayalım diye yedek aldığım bir çamaşır deterjanı. Dümdüz Dash diye bir marka, en ucuzu buydu. Valla bunu aldım. Günlük ped aldım. Birazcık yamulmuş açıkçası ama çok da önemli değil. Çok ucuzdu bu da. %60 indirimde falandı yani. Devam ediyorum. Bakın şöyle bir numara yapmışlar buradan, sanki fermuar açıyormuşsunuz gibi. Bir şey söyleyeceğim. Ben biraz fazla alışveriş yapmış olabilir miyim? Ben de zaten neden bu kadar fazla para verdim diye düşünüyordum. Birazcık fazla pod almış olabilirim. Bütün kutu pod. Benim bu istifçilik seviyesi şaka mı gerçekten? Bu arada iki alana iki bedavaydı.
O yüzden dedim ki hem siyahlar için alayım hem renkliler için alayım. Totalde 120 podu renkliler için almışım, 120 tane de siyahlar için almışım. Yani bu bizi herhalde bir sene götürür. E düşünün ki bir seneden daha fazla götürür ya. 120 tane siyah çamaşır bir yılda yıkamam herhalde. Yıkar mıyım? Bir ufak bir hesaplama biri yapabilir mi? Şu an ben muhtemelen beceremeyeceğim çünkü. Tabii 100, evet 120 tane renkli, 120 tane siyahlar için olan bir çamaşır deterjanı sizce ne kadar gider? Bunların her biri tek kullanımlık ve makine çok dolu değilse bir tanesi yetiyor. Oradan hesap edebilirsiniz. Lütfen düşme. Düşüyor bir saniye. Ya eskiden çektiğim ve incelediğim ürünleri düşünüyorum da bu arada bir ürün incelemesi videosu yapacağım. Güzel bir ürün aldım. Sadece bir ürün var şu an elimde ama onunla bir inceleme çekmek istiyorum. Bayağıdır ürün incelemiyorum çünkü. Onu böyle bir çekesim geldi hazır YouTube'a video yüklemeye devam ediyorken, tekrardan dönmüşken, başlamışken. Bir tane video çekeceğim öyle. Şu an böyle bakıyorum evlendikten sonra ben yani gerçekten. Ya bunun aslında evlilikle bir alakası yok da. Hani buradaki bu stokçuluk meselesini ben bu kadar hakikaten beklemiyordum. Hani şöyle söyleyeyim size, markette bonus yazıyor, tamam mı? Bazı indirimli ürünlerin üzerinde. Hafta başı indirimler değişiyor. Öyle düşünün. Her hafta markette yeni indirimli ürünler oluyor. Yani ikinci gün falan birçok ürün tükenmiş oluyor. Hiçbir Hollandalının indirimde olan bir ürüne hani kafasını çevirip de böyle bakmadan geçtiğini görmedim. Böyle mi zengin oluyor acaba diye düşünüyorum. Muhtemelen evet. Çünkü çok zengin Hollandalılar ve zengin olmalarına rağmen hiçbir şekilde bonus olan şeyleri stoklamaktan da geri kalmıyorlar. Bunu bir eleştiri olarak da söylemiyorum bu arada. Yani ben de alıyorum. Hani param olsa da muhtemelen bir şeyi daha ucuza alabiliyorken neden almayayım yani? Hani gördüğünüz gibi 2 artı 2 var diye ben buraya bir yıllık deterjan, çamaşır deterjanı stoklamışım. O yüzden yargılamıyorum ama sadece bu kadar olacağını beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Bir de bu indirimlerin bu kadar fazla olacağını beklemiyordum. Ama Hollanda'da bu tarz işte deterjan olur, kozmetik bakım ürünleri Avrupa'nın geri kalanına göre çok daha pahalıymış. O yüzden de herhalde bu indirimler çok sık oluyor diye düşünüyorum. Arkadaşım geldi mesela, Avusturya'da yaşıyor. Dedi ki market bizde 2 katı ama geri kalan her şey burada 2 katı dedi yani. Hani böyle bir farklılık var. Sebebini bilmiyorum. Bir koli tuvalet kağıdı almışım. Allah aşkına çamaşır deterjanı, yulaf sütü ve tuvalet kağıdı alışverişimi çekiyorum şu an. İnanılır gibi değil. Ben böyle birkaç bir şey daha almışımdır diye düşünüyordum. Bir şey yok. Bir de böyle bir mikrofonla çekiyorum. Harika. Tam benlik işler bunlar. O yüzden hoşuma gitti. Bir dakika. Evet, Hollanda'da kıçımızı neyle sildiğimizi, hangi markayı tercih ettiğimizi şimdi göstereceğim. Page ama hangi page? 1000 tane de çeşidi var bunun. Bu 3 katlı olan, niye köpek kullanıyorlar mesela bu tuvalet kağıdı şeyleri de ben anlamıyorum gerçekten. Bir reklamcı olarak hani köpeğinizin kıçını bile bununla silebilirsiniz gibi bir mantık mı var acaba? Bilmiyorum. Bundan bu 12'liden 1, 2, 3, 4, 5 tane almışım. Benim kocam makas atar, kağıt gibi seni yırtar. Tuvalet kağıdı konusunda hassas bir birey. Dedi ki yani havlu kağıt, kağıt havlu artık neyse doğrusu. Hani onu istediğin alabilirsin ama dedi tuvalet kağıdı benim için kıymetlidir dedi. Türkiye'de de böyle ben bir ara çok pahalandı ya tuvalet kağıtları. Gittim bir tuvalet kağıdı aldım. Hani gerçekten hani şu yani anladın mı? Bak şu. Kıçınızı bununla siliyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Dedi ki Zeynep bu ne? Dedim ki haklısın. Gerçekten haşır uşur bir şeydi. Ondan sonra dedi ki benim dedi bazı dikkat ettiğim şeyler var. Bunlardan bir tanesi de tuvalet kağıdının 3 katlı olması dedi. Ben de o yüzden bunu buldum burada. Ne zaman indirim olursa da yapıştırıyorum. Tuvalet kağıtları ve ben. Nereden aldığımı söylemeyi unuttum. Belki burada Hollanda'da yaşayan ve bu videoyu izleyen biri vardır diye söylemedim. Hani çoğunlukla beni Türkiye'den insanlar takip ettiği için Hollanda'daki algoritma beni tanıyacak ve acaba Hollanda'dakilerin önüne düşecek miyim bilmiyorum. Ama Plain diye bir site var. Şu yani. Buraya geldim ve gelir gelmez buldum bu siteyi. TikTok'ta önüme düştü. Böyle manyak manyak indirimler var. Ara ara ciddi
ciddi saçma indirimler yapıyorlar. Bir önceki alışverişinde de yumuşatıcı, işte tuvalet içi, o böyle temizlik yapan topçuklar var ya, onlardan falan aldım. Yine podlardan almıştım. Bu sefer de yine stokladım. Çok iyi bir site, çok seviyorum. Eğer Hollanda'da yaşıyorsanız, bilmiyorum, belki de Benelux'e de gidiyordur buradaki ürünler. Emin değilim. Bazen öyle oluyor çünkü. Eğer burada yaşıyorsanız çok tavsiye ederim. Bu dünya saçması videonun hani sonuna geldik gibi hissediyorum. Burada alışverişler buna döndü. Yani Eurozone'a geçtikten sonra artık kayda değer ürünler almaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten Euro kazanmak zor. Hollanda ucuz değil. Ve o yüzden de birazcık ekonomi yapıp, stok yapıp kenara bir şeyler koymaya çalışıyorum. İstanbul'daki o savruk hayatımdan eser kalmadı. Bu arada iyi ki de kalmadı. Yani böyle bu konuları çok daha uzun uzun konuşmamı isterseniz de konuşurum. Hani hayatımda neler değişti falan gibi. Ben de biraz şimdi o değişimlere adapte olmaya çalışıyorum ve anlamlandırmaya çalışıyorum. Maddi, manevi, mental, artık neyse yani, fiziksel çok fazla şey değişti. Ve ben bunların hangilerinden hoşlanıyorum, hangilerinden hoşlanmıyorum, hangileri benim için uzun vadeli, hangileri değil. Biraz böyle onları anlamlandırma sürecindeyim. Dördüncü ayımız doldu bizim burada. Hani bir sene bittiğinde zaten şöyle sağlam bir şeyi anlatayım istiyorum size. Bir senede neler oldu, neler değişti, adapte olabildik mi, ne yaptık diye konuşmak istiyorum. Ama şimdilik iyi gidiyor. Zamanlar havanın da çok kötü olmasıyla ve bir varoluşsal sancıyla ufak bir depresyona girsem de şimdi bir tık daha iyiyim. Toparladım. Buraya kadar izleyen ve evimdeki tuvalet kağıdından çamaşır deterjanıma ve günlük pedime kadar bütün bu detayları izleyen sizlere çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.